Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına Görüş Alanı programına hoş geldiniz. Bu programımızda Hür Dava Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Metin Suiçer'i konuk ediyoruz. Metin Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz size de. Kanal 23 ailesine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Metin Bey, 2013 yılından bu yana aktif şekilde siyaset yapıyorsunuz. Yakın zamanda da Hüdapar'ın il başkanlığı görevine geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Metin Suiçer, Elazığ doğumluyum. 1968 doğumluyum. Kuvancılar'da eğitimimizi Kuvancılar'da yaptık. Daha sonra yurt dışına çıktık. Paris'te kaldım. Ticaretle uğraştık. Gıda işi, konfeksiyon işiyle uğraştık. Şu anda halen müteahhitlik işi devam ediyoruz. 2012'de Kuvancılar'ın Hür Dava Partisi'nde kurucu ilçe başkanlığı yaptım. Daha sonra 2018'de Elazığ milletvekili adayı olduk Hüdapar'dan. 2024 yerel seçimlerinde Kuvancılar'da belediye başkan adayıydım. Bir seçim geçirdik. Yerel seçimleri atlattık. Bundan bir ay önce Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu müntesipleriyle bize Elazığ İl Başkanlığı tevdi ettiler. Biz de bu göreve başladık. Kendi ekibimizi kurduk. İl başkanlığı, il yönetimini kurduk. Şu anda göreve başladık. İnşallah Elazığ'a hayırlı hizmetler için geldik. Elazığ halkına hizmet için geldik. Bu şekilde partinin sorumluluğunu biz üstlendik. Evet. Hakkınıza hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Metin Bey, genel seçimlerin ardından ittifaksız bir şekilde 31 Mart yerel seçimlerine gittiniz. Evet. 31 Mart yerel seçimlerini Elazığ özelinde Hüdapar için nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz halkın içerisindeydik. Halk bizi sevdi, biz de kendi halkımızı sevdik. İyi bir seçim dönemi geçirdik. Özellikle Elazığ, ben Kuvancılar ilçesinde olduğum için. Orada 5-6 tane aktif olarak belediye başkanına giren adaylarımız vardı. Çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Kavgasız, gürültüsüz, kardeşane bir seçim sürecini bitirdik. Seçim sonucundan sonra biz ilçede bir tane belediye meclis üyemiz çıktı, Hasan Hayri Bey. Belediye seçimlerinden sonra kazanan arkadaşımıza gittik, hayırlı olsun dedik. Yani biz amaç halka hizmetse, biz bu konuda partileri kendimize rakip değil, düşman değil, sadece hizmet konusunda bir yarış, yani kardeşçe o sorumluluğu, yani o hizmeti eğer o kardeşimiz eğer omuzlarına almışsa, biz de yerelde, yani ister Elazığ olsun, ister yani ilçeleri olsun, gelen kardeşlerimize Hüdapar olarak biz onlara yardımcı olacağız. Biz o kardeşlerimize destek olacağız. Biz yapılan hizmetlere engel çıkarmayacağız. Mesela Kovancılar'da şu anda işte yapılan her ay toplantılarda, biz toplantılardan önce kendi belediye meclis üyemizle toplantılar yaparız. İl başkanın, ilçe başkanlığımızla toplantılar yaparız. İlçemizin menfaatine ne varsa onu güzel bir şekilde döküman haline getiriyoruz ve biz onu önerge olarak sunuyoruz. Ve bu da başkana yardımcı olmak amaçlıdır. Yani ilçemize daha iyi hizmetler olsun. Biz seçim döneminde söz verdiğimiz sözleri, yaptığımız vaatleri veya başkanın yaptığı vaatleri biz takipçi olacağız. Yani anladığım kadarıyla bundan sonraki süreçte hem diğer partilerle hem de yerel yönetimlerle bir işbirliği içerisinde olmayı düşünüyorsunuz. Evet. İnşallah diyoruz. Elazığ'a geldim. Elazığ'da şu anda il başkanlığı görevine gelmişiz. Biz Elazığ'da hem yerel siyasetçilerle, hem Ankara'daki milletvekillerimizle, hem buradaki STK'larla işbirliği içerisinde olacağız. Ticaret Sanayi Odası'yla olsun, il tarımla olsun. Yani biz Elazığ'ın sorunlarını halktan, halkla zaten şu anda iç içeyiz, halkımızı ziyarete gidiyoruz. Biz halkın bu sorun ve sıkıntılarını biz bir üst mercilere, yani elinde yetki olanlar, çözümü yapanlar kimse, belediye ise belediye, diğer kurumlarsa diğer kurumlar, o makamlarla biz istişarelerimizi geliştireceğiz, onlarla konuşacağız ve biz halka en iyi, çünkü siyasetçilerin görevi budur. Halka hizmettir, başta da söyledik. Ve biz siyasetçiler olarak biz aslında
diyelim ki işte bir ailede 5 kişi, 5 kardeş var. Yani bu 5 kardeşi biz hepsinin aynı fikirde olması mümkün müdür? Hayır. Herkesin ayrı bir partisi, ayrı bir görüşü, herkesin var. Ama biz de siyasi partileri biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir ailenin 5 tane evladı gibi. Bu 5 kardeş dışarıdan bunlara herhangi bir tehdit bir geldiği zaman bu 5 kardeş nasıl birleşiyorsa, yok işte bu falan partilerden yani demiyorlar, onu başına def ediyorlarsa, biz de siyasi partileri bir ailede bir kardeş gibi görüyoruz. Bu kardeşler Elazığ'ın hayrına olabilecek, ilçelerimizin hayrına olabilecek ne varsa biz o partilerle görüşürüz. Biz o hayırlı amellerin işlenmesi için, o hayırlı hizmetlerin yapılması için biz o kardeş partilerle inşallah biz bunu başaracağız. Evet. Vatandaş ziyaretleri gerçekleştireceğinizi söylediniz. Hatta bugün de gerçekleştirdiniz kısmi vatandaş ziyaretleri. Evet. Bunun haricinde ne gibi etkinlikler planlıyorsunuz vatandaşlara daha yakın ilişkiler kurabilmek için? Evet. Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani parti olarak biz hem gençlerimiz için, hem bayanlarımız için, hem gençler, hem üniversite gençlerimiz için bizim bir parti programımız var. Parti programımızda biz bu gençlere yönelik, gençlerimizin hem maddi hem manevi gelişmesi için seminerler düzenlemeyi planlıyoruz. Ve yapıyoruz da yani. Bizim daha ahlaklı, daha milli ve manevi gelişmelerini sağlamaları için biz gençlerimize bu şekilde gençlik kollarımız olarak böyle bir hizmetlerimiz var. Biz bu toplantıları yapıyoruz. Diğer taraftan halkla da hem şey ziyaretlerimiz var, birebir esnaf ziyaretlerimiz var, köy ziyaretlerimiz var. İlçede de bazen muhtarları topluyoruz, muhtarlarla görüşmelerimiz var. Köylerin sorunlarını alıyoruz, onları not ediyoruz ve bunu bu şekilde gereken mercilere götüreceğiz inşallah. Bu şekilde hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Peki Elazığ'da tarım, sanayi, altyapı noktalarında ne gibi çözüm önerileriniz var? Şimdi Elazığ genel olarak hem sanayi gelişmiş bir yerdir, en çok tarımsal bir kenttir. Biz burada Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yla da inşallah yakında görüşeceğiz. Biz sanayinin tamamını Elazığ'a yüklemektense, Elazığ'a gelmektense, biz yani bu şehrimizin kalkınması için öncelikle ilçelerde de biz sanayi geliştirmek zorundayız. Yani diyelim mesela şu anda Kovancılar'da bir karma organize sanayi projesi var. Ben kendim Kiat'ta da orada yönetimdeyim, Kovancılar İş Adamları Derneği'nde. Uzun zamandır bir çalışmamız var. Kovancılar'da karma yani organize alırsak. Şimdi bizim yurt dışında olan zengin iş adamlarımız var. Biz Türkiye'nin içindeki diğer şehirlerde olan zengin iş adamlarımız var. Kovancılarlı olarak söylüyorum, Pallı olarak söylüyorum. Ve bu zaten eğer o karma organize sanayi oraya eğer kurulursa hem Karakoçan, Pallı, Arıcak, Kovancılar, iş adamları eğer biz İslam'ı orada sağlarsak hem gençlerimizin yurt dışına çıkmasını engelleyeceğiz. Eğer ilçelerde karma da olmazsa en azından ihtisas organize sanayileri kurulursa biz bunu da tarım il ve tarım müdürümüzle inşallah görüşeceğiz. Diyelim Karakoçan hayvancılıkla ilgili çok güzel bir mera alanları var. Geniş alanlar var. Yani bunlar da yani şey olarak halkımızı bilinçlendirerek yani biz ilçelerden, köylerden ilçeye veya ilçelerden Elazığ'a vatandaşın bu göçü önlememiz lazım. Bugün eğer biz istihdamı yerinde sağlamazsak ve gençlerimiz bugün çok rahat bir şekilde rahat bir para kazanma peşindedirler. Yani ülke ekonomisine katkı sunmak istiyorlarsa üretmek zorundayız. Ama maalesef son geldiğimiz dönemlerde işte bu sanal alemde sanal para kazanma yollarıyla sanki çalışmak ayıpmış gibi şu anda ben de yani sahadayım, sahada geziyorum. Yani biri gidip yani çiftçilik yaptığı zaman, hayvancılık yaptığı zaman sanki ayıplanıyor gibi bir algı oluşmuş. Kesinlikle biz gençlerimizi, insanlarımızı, kadınlarımızı biz bu iş sahalarına istihdam sağlayarak biz ülke ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak zorundayız. Yoksa yani bugün işte sizin de malumunuz işte her ilde bir üniversite
kuruldu. Ve bugün bütün gençlerimizi biz üniversiteye gönderdik. Ve gençlerimiz şu an üniversiteyi bitirmiş. Çok popüler olan mesela hukuk fakültesi, işte inşaat mühendisliği, işte elektrik, elektronik yani mühendisliği, su ürünleri, yani bunu bütün alanlarda çok mezunumuz var. Ama maalesef iş yok. Ve diğer yönden de araylama sıkıntısı yaşıyor aslında fabrikalarda. İşte onu, evet, şu anda biz de sanayide, ben de kendim iş adamıyım. İnşaatta inan ki usta bulamıyoruz. Diğer sanayicilerimiz işte ara işçi bulamıyor. Sanayi, yani küçük sanayimizde adam çırak bulamıyor. Ve biz bu eğitim sisteminde işte 12 yıl kesintisiz olunca işte adam liseyi bitiriyor. Eğer 12, 6 daha işte 18 yaşına geliyor, 20 yaşına geliyor ve bu adam işte üniversite 2 yılda veya 4 yıl eğer üniversitede okuyorsa o adam 24 yaşına geliyor. Ve adam artık hiçbir işten alamıyor. Şimdi eskiden bir devlet planlama teşkilatımız vardı. Burada bu devlet planlama teşkilatında yine bir şey vardı, yani bir planlamamız vardı yani. Ama şu anda maalesef o da kaldırıldı. Şu anda işte gençlerimiz üniversiteyi bitiriyor. Hiçbir planlaması yok, hiçbir geleceği yok. Ve adam gidip artık tarlada çalışmıyor. Artık gidip arayışta çalışmıyor, sanayide çalışmıyor. Niye ben diyor, işte ben üniversiteyi bitirmişim. Ve biz eğitime, yani Hüdapar olarak biz de diyoruz ki zaten yani liseye başlamadan öncesine kadar zaten bu adam gereken eğitimi almış yani. Eğer üniversiteyi başarılı bir öğrenciyse gitsin, devam etsin. Eğer yoksa işte liselerin diğer liselerimize devam etsin. En azından kendilerine iyi, yani ileride bir istihdam sağlayacak. Yani işte, meslek liseleri daha cazip hale getirilmeli. Daha cazip hale getirilmeli. Ve bu bir planlama dahilinde olması lazım. Gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Yani ben kendim işte biraz önce de anlattım, Paris'te kaldım. Oradaki öğrencilerin kendilerine bırakılmıyor yani. Yönlendirme yapılıyor. İşte sen meslek lisesine git, sen motorcu ol, sen elektrik ol, sen doktor ol, sen tıba git, sen oku. Ve kaç kişi mezun verecekse ona göre de bunlara bir planlama dahilinde onlara iş sağlanıyor. Ama maalesef bizde şu anda binlerce öğrencimiz şu anda Elazığ gibi bir yerde geziyoruz sahada. Ben diyor üniversite bitirmişim. İş yok. İşte o yüzden biz inşallah diyoruz Hüdapar olarak biz bu yerel yöneticilerle konuşursak sanayi ve ticaret başkanımızdan eğer biz bunları görüşürsek yani hem halkla da görüşürken işte kendi çocuğumuz illa zorlamakla benim çocuğum gitsin işte yani üniversite mezunu olsun. Ya üniversite mezunu oldu şu anda hiçbir iş yok. Yapamıyor yani. İşte biz meslek liselerine gönderirsek yani biz bu çalışmayı da işte biz dediğim gibi yani biz bir planlama dahilinde yapmamız lazım. Konferanslar vereceğiz. İşte halkı çağıracağız, üniversite gençlerimizi çağıracağız. Yani onlara bir iş sağlamak için imkan sağlayacağız. Ve çalışmanın da ayıp olmadığını göstereceğiz. Maalesef yani ülkemizde şu anda sanki inşaatta çalışmak, işte hayvanına bakmak. Mesela Avrupa'da yine bazen işte böyle örnek veriyoruz. Adam koca devasa çiftlik kurmuş. Gidiyorsun sahibi, adam cizmesini giymiş. Hayvanına bakıyor, süt satıyor, peynir satıyor, hayvan satıyor. Utanmıyor yani. Aslında geçtiğimiz ay Şavaklar Başkanı Sayın Naim Doğan da gelmişti. O da 70 bin liraya şavakların çoban bulamadığını söylemişti. Aslında iyi bir rakam. İşte bunu diyorum. Mesela şu an binlerce gencimiz diyorum. Sadece geçen yıl resmi rakamlar 2500 kişi ilçemizden mesela yurt dışına gitti. Yurt dışına gitmiş. İnan ki oradaki şartlar buradaki çobanlık oradaki şartlardan daha iyidir yani. Ama işte biz bunu kendi insanlarımıza anlatamadık, söyleyemedik. İşte planlamasını yapamadık. Şimdi işte çiftçilerimize bakıyoruz. Çiftçilerimiz bu sene işte Kovancar Ovası'nda işte Kanatlı Barajı, işte Pancar, Ayçiğirdeği. Vatandaş Ayçiğirdeği üretmiş, alan yok. İşte biz bir planlama dahilinde çalışmıyoruz. İşte bu planlamanın olması lazım. Yani bizim mesela il tarım köylere şeyi gönderecek, uzman ekiplerini gönderecek. İşte hayvancılıkla ilgili, işte tavuk yetiştirmeyle ilgili, yumurtacılıkla ilgili. Yani bir bilgilendirme yapacak. Yani vatandaşın üreteceği ne varsa onun alım garantisini sağlayacak. Devlet bunu yapmak zorundadır. Hatta toprak analizleri yapılsın. Hangi topraklarda ne yetişiyorsa. Sulu tarımda da işte iki ürün, üç ürün alan yerler var.
Yani bizim çiftçimiz de bu şekilde desteklenirse inşallah diyoruz onlar da kendi köyünde yani ilimizin katma değer üretir. Bu şekilde planlamalarımız var. Yerel siyasetçilerle inşallah görüşeceğiz. Halkımızın bu sorunlarını onlara ileteceğiz. Evet. Sizler yine konuşmanızda Karmaosabe'nin hem Elazığ için hem Kovancılar için oldukça önemli olduğunu söylemiştiniz. Hı. Geçtiğimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İdris Alan da Karmaosabe'nin akıbetini sormuştu. Sizler Karmaosabe'nin yakın zamanda kurulabileceğini düşünüyor musunuz? Bu konudaki öngörünüz nasıl? Özellikle ben İdris Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi de çok ta baştan beri yani kendisi göreve başladığı günden beri bu işle ilgilendiğini biliyorum. Yereldeki belediye başkanlarımız da Sayın Şerifoğulları da Kovancılar Belediye Başkanı da hepsi ilgileniyor. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten çok hayati bir meseledir. Çok önemlidir yani. Çünkü Elazığ'a 70 kilometre uzaklıktadır. Ama kurulacak olan o sebe Palu, Karakoçan, işte Kovancılar, Arıcak bölgesindeki oraya gelecek olan yatırımcılarımız hem ilçemiz için hem de işte biraz önce bahsettiğim gibi göçü de engelleyeceğiz. Yani Elazığ'daki bütün işte ben gelip Elazığ'da iş kurayım. Niye orada da kurulsun? Hatta Bingöl bile yakın. Hani orada böyle güzel bir eğer karma organize olursa ben özellikle Kovancılarlı iş adamları, Pallu iş adamları, Karakoçanlı iş adamları çok zengin iş adamlarımız var. Allah daha var etsin. Onların bizim memleketimize yatırım yapacaklarına inanıyorum. Ve biz öyle olursa Elazığ'ın da yükünü hafifletmiş olacağız. Hem göç anlamında söylüyorum. Ve bu şekilde de inşallah bir planlamamız var. Biz elimize ne gelirse hem yerelde hem de Ankara'da 4 tane milletvekilimiz var. Hüdapar olarak zaten ayın 10, 11, 12'sinde Sayın Faruk Dinç Elazığ'ımıza gelecek. Ve biz burada halkın sorunlarını, yerel sorunlarını, ilçelerin sorunlarını inşallah Ankara'da görüşmek üzere inşallah biz onların sorunlarını da bu şekilde çözmeye çalışacağız. Evet. Aslında bu seçim döneminde Faruk Bey Elazığ'a sık sık geldi. Bundan sonra da ziyaretlerine galiba devam edecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Bizim vekillerimiz sadece bir ilin vekili değil, 81 ilin vekilidir. Bütün illerin sorunlarına yani ilgileniyoruz. Bizde mesela daha önce kota sorunu vardı. İşte Kanatlı Barajı bahsettiğim yerde mecliste dile getirildi. Sağ olsun hem de görüşüldü ve o sorun çözüldü yani. Bu şekilde biz de milletvekillerimiz üzerinden Ankara'da Elazığ'ımız için ne gerekirse biz kendi dosyalarımızı hazırlayacağız. Onları o şekilde orada hükümete ileteceğiz inşallah. Bu sorunları da bu şekilde çözmeye çalışacağız. Evet. Şimdi Metin Bey biliyoruz ki Hüdapar'ın Kovancılar'da yoğun bir seçmen kitlesi var. Evet. Bu seçmen kitlesini Elazığ'da da ilerleyen süreçlerde yoğun bir şekilde artırabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz birebir görüştüğümüz insanlar, birebir temas ettiğimiz halkımızla biz onlarla görüştüğümüz zaman Hüdapar'ın hedeflerini, Hüdapar'ın bakışını, Hüdapar'ın önceliği insana verdiğini, hiçbir ayrımın yapmadığını, biz kiminle görüştüysek biz onları ikna ettik. Ama biz yeterince hepsine ulaştığımıza inanmıyorum şu anda. Çünkü eğer biz ulaşsaydık halkın çoğunluğu bize oy vereceğine inanıyordum. Ama şu anda biz Elazığ'da inşallah diyorum bu süreçte yoğun bir çalışma yapacağız. Halkımızla birebir irtibat kuracağız. Hüdapar'ı anlatacağız. Hüdapar'ın misyonunu anlatacağız. Ve biz bu şekilde Elazığ'da Hüdapar'ın büyümesini inşallah sağlayacağıma inanıyorum. Hüdapar'ın gençlerde bir karşılık bulduğunu düşünüyor musunuz? Hüdapar'ın gençlerde şu anda karşılık bulacağına inanıyorum. Niye inanıyorum? Çünkü milli manevi bir duruşu var. Gençlerimizin işte esrardan, eroinden, içkiden, kumardan arınması için yoğun bir çalışmamız var. Bize gelen genç kendini buluyor. Milli ve manevi bir duruşu oluyor. Ve bu şekilde inşallah biz diğer gençlerimizle gayretlerimiz var. Gençlere işte dediğim gibi biraz önce bahsettim seminerler veriyoruz. Gençlere birebir ilgileniyoruz. Gençlik kollarımız bu konuda çok çok da gayretlidir. İnşallah diyoruz özellikle üniversiteli gençlerimiz, sokakta olan gençlerimiz, iş bulamayan gençlerimiz. Biz bu gençlere Hüdapar olarak biz onlara kol kanat geleceğiz. Ve biz onları inşallah topluma daha faydalı insanlar olacak, yani yetiştireceğimize inanıyoruz. Ve onlar da kendini bizde buluyor.
Peki kadın kollarınız aktif bir şekilde çalışıyor mu? Şimdi Hüdapar'ın kadının siyasetteki yeri konusunda nasıl bir bakış açısı var? Toplumun bir kesiminde de Hüdapar'a karşı bu noktada bir ön yargı var. Evet. Bu konuyu biraz konuşalım isterseniz. Ben şunu söyleyebilirim. Hani diyor adam biri işte trende yolculuk yaparken 24 yaşlarında bir oğlu pencereden bakıyor. Babası işte oturuyor. Bir aile de karşısında oturuyor. Çocuk baba işte ağaçlar geçti. Baba işte bu bulutlar bizden beraber geliyor. Oradaki aile hemen ne diyor? Ya diyor şu çocuğunuzu diyor bir doktora götürseniz de diyor hastadır diyor. Yani biz de size yardımcı olalım. Çocuğun babası ne diyor biliyor musun? Diyor ki ben bunu zaten hastaneden getiriyorum. Bu diyor doğuştan görme engelliydi. Yeni gözleri açılmış. O yüzden işte ağaçlar geride kaldı. İşte bulut bizden beraber geldi. Niye? Çünkü tanımadığı için, bilmediği için ön yargılı davrandı. Şimdi biz de halk işte bir Diyarbakır'da narin olayı oldu değil mi? Yani hemen Hüdapar'a saldırıldı. İslam'a hemen saldırıldı. Şimdi Hüdapar biz Kuancılar'da yerel seçimde bizim 5 ve 6. sıra adayımız bayandı yani. Bayan belediye meclis üyesiydi. Eğer biz belediye kazanmış olsaydık 2 tane bayan kardeşimiz belediyede meclis üyemiz olacaktı. Ama şu anda bilmiyorum Elazığ Belediyesi'nde bayan meclis üyesi var yok bilmiyorum. Veya varsa da belki ben bilmiyorum yani. Madem diğer partiler bayan işte çalışmaları var işte yani Hüdapar'ın yok. Bizim şu anda sahada aktif olarak hem bayan kollarımız var. Bizim GİK üyesinde bayan kardeşlerimiz var. Elazığ'da da çalışıyoruz. Dediğim gibi yani Hüdapar'ın bayan ve erkek Allah'ın yarattığı kullardırlar. Herkes eşittir Allah'ın yanında. Ama biz Hüdapar olarak kadına eşit şekilde bakıyoruz. Bizim öyle kadınları dışlayacak bir ne politikamız var ne de kadını sadece eve hapseden de değiliz. Ve bizim şu an sahada kadın kollarımız da çalışıyor. O zaman görünürlükte mi bir problem var? Mesela bu sizin başkanlığınız döneminde daha görünür olacak mısınız bu süreçte? İnşallah diyoruz. Bizim genel başkan da Zekeriya Bey de bizim parti yönetimi de kesinlikle bizim kadınları dışlayacak hiçbir açıklamamız yoktur. Ama maalesef işte basın üzerinden bizim söylemediklerimizi söylüyor. İşte kadını sahiplenme. Ya kadını sahiplenme biz kadın tek başına kalmışsa işte sahip çıkılsın anlamında kullandık ama maalesef bunlar bu şekilde işte ya bir de bir çarpıtma olduğunu işte çarpıtma olduğunu söylüyorum. Yoksa yani Allah kadının ayağının altına cenneti koymuş. Yani biz kadını toplumu yetiştiren zaten kadındır. Yani biz Kur'an'da baktığımız zaman da işte Nuh Aleyhisselam'ın hanımı buyurun işte oğlu iman etmiyor. Ama bir İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hacer annemiz işte o öyle bir oğlan çocuk yetiştiriyor ki babası kesime götürürken diyor baba sana emredeni sen yap beni de sabredene göreceksin. Ya bu kadındır yani ama bu kadın bugün işte hacca giden bütün devlet başkanları, bütün yöneticiler, bütün insanlar o Hacer annemizin Safa ile Merve arasını yapmazsa acı kabul değildir. Kadın bu kadar değerlidir yani. Ama biz kadını en ağır işlerde çalıştırmasına karşı biz bu yüzden yani kadınlar en ağır işlerde çalışmasın diyoruz. Yoksa işte hemşirelik yapabilir, öğretmenlik yapabilir. Topluma bugün katma değer sağlayan %50 kadındır yani. Sen bu kadınları yok sayamazsın yani. Bizim kadına bakış açımız da budur. Kesinlikle algı oluşturuluyor partimiz aleyhinde. Olmayan şeyleri bizim partiye yüklüyorlar yani. Evet. Metin Bey dedik ki Kovancılar'da bir siyasi kitleniz var. Peki Elazığ'ın diğer ilçelerinde, beldelerinde teşkilatlanma durumunuz nasıl? Bizim Karakoçan'da ilçe başkanlığımız var. Arıcak'ta ilçe başkanlığımız var. Palu'da ilçe başkanlığımız var. Diğer beldelerde, diğer şeyde Baskil'de temsilciliklerimiz var. Keban'da temsilciliklerimiz var. İnşallah diyoruz hepsinde teşkilatlamamızı tamamlayacağız inşallah diyoruz bu süreçte. Palu, Karakoçan, Kovancılar'da sorunumuz yok.
zaten kuponajlar %15 bir oy oranımız oluştu. İnşallah bu diğer ilçelerimizde de bu oranı daha da yükselteceğiz. Evet. Peki bir şey merak ediyorum. Sizin partinizin İsrail bir süredir, yaklaşık bir yıldır Gazze'de bir soykırım yapıyor. Evet. Partinizin de bir açıklaması vardı. İsrail'in yaptığı saldırılara destek veren çifte vatandaşların hem vatandaşlıkları iptal edilsin hem de mal varlıklarına el konulsun. Siz bu noktada nasıl düşünüyorsunuz? Evet. Yani Hüdapar olarak biz zaten İsrail'e karşı olan partiyiz. Biz mecliste bir önerge verdik. Zaten bizim Hüdapar'ın mecliste grubu olmadığı için yılda bir sefer her bir milletvekiline önerge verme şansı var. Biz parti olarak da genel başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu bu önergeyi İsrail'de, Türkiye'de çifte vatandaş olup gidip İsrail'de o mazlum Gazze halkına katleden, savaşa katılanlar varsa onlar tespit edilsin ve bu maalesef 230 bin şu anda çifte vatandaş olan Yahudiler, yani İsrail, Yahudi demeyelim de Siyonist var Türkiye'de. Eğer bunlar gidip Gazze'de savaşa katılmışlarsa ve tespit edilirse bunların Türkiye'deki mal varlıklarına el konulsun ve bunlar yargılansın ve bunlar gereken cezayı alsınlar yani. Ve biz de bunu söylerken hakikaten dedik, yani bütün mecliste görüşülmesi için tam destek aldık. İşte yakında meclise gelecek. Eğer mecliste kanunlaşırsa inşallah bu şekilde biz de bir o mazlum Gazze halkına bir nebze olsun, bir desteğimiz olsun deriz. Ama özellikle şunu bütün Elazığ halkından, boykotu devam ettirelim. Gazze'ye zaten gidemiyoruz. Onlara en azından yani İsrail'e destek veren bu şirketlerin mallarını almayalım. Boykotumuzu devam ettirelim. Ve bu şekilde en azından o Gazze'deki kardeşlerimizin derdine de belki bir merhem oluruz. Ya Elazığ'daki vatandaşların Gazze noktasındaki farkındalığını nasıl buluyorsunuz? Yeterince boykota katılabiliyor muyuz? Yeterince Gazze'ye destek verebiliyor muyuz sizce? Yani ilk başlarda başladığı zaman çok iyiydi. Çok güzeldi. Yani yapılan mitingler, yapılan yürüyüşler, yapılan basın açıklamaları. Ve bir yıl oldu. Bu bir yılda yani tabii ki eskisi kadar yani canlı değil şu anda. Onun da farkındayız. Ama bunu biz Hüdapar olarak inşallah tekrar bir canlı yani kazandıracağız, halkı bilinçlendireceğiz. Yine yürüyüşler, yine toplantılar, yine mitingler yapacağız. Yani biz istiyoruz ki biz o kardeşlerimizin unutmayalım. Çünkü Siyonizm öyle bir bela ki şu anda işte geçen gün Cumhurbaşkanımız da söyledi. İşte yakında Türkiye'nin başına bela olacak. Arz-ı Mabut dediği. Yani Siyonizmin, yani halkımızın aslında çok iyi bir bilinçlendirilmesi gerekir. Niye? Çünkü yani Siyonizmin 4 tane imanın şartları var. Birincisi diyor sen üstün bir ırksın. İsrail vatandaşına diyor ki sen üstün bir ırksın. 2. Diğer insanları, Hristiyanlar dahil, Müslümanlar dahil senin için yaratılmış affedersin hayvan gibidirler. İstediğin gibi yani kullanabilirsin. Yahudi şu anda bütün Müslümanları ve Hristiyanları bu şekilde bu gözden bakıyor. 3. İşte arz-ı mabut senin kutsal topraklarındır. Ta Medine'ye kadar, ta Türkiye'nin işte 23 tane ili de içinde olmak kaydıyla bu adamın imanı şartıdır yani. Bunu gerçekleştirecek bu tehlikeyi herkes görmelidir. Yani Türkiye halkı, bizim bu bölge herkes bu tehlikeyi görmek zorundadır. O yüzden biz Hüdapar olarak işte biz partiler birinin düşmanı değil kardeştir derken biz dışarıdan gelecek olan tehlikeyi bertaraf etmek için artık hiçbir partiye ayırma etmeden biz kendi ülkemizi savunmak zorundayız. Yani Allah muhafaza, yani yarın bugün işte dün işte Lübnan'a saldırdı. Lübnan'ın işini neredeyse inşallah başarmaz. Başarırsa Suriye zaten hali belli. Ondan sonra işte arz-ı mabut bizim toprakların yanı başı. Ve biz o yüzden Hüdapar olarak biz mecliste de yerelde de inşallah diyoruz halkımız el ele verecek, gönül gönlüne verecek. Biz Gazze'ye, Lübnan'a maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa biz bu destekleri sağlamak zorundayız. Eğer yapmazsak yarın bugün bizim başımıza gelecek ve biz burada
tek başımıza biz bu işin altından kalkacağımıza da inanmıyorum. Niye? Çünkü küresel bir emperyalizm var. Amerika, Avrupa, bütün dünya hepsi İsrail. İsrail demek dünya demektir şu anda. Ama Müslümanlar şu anda biz işte malumunuz yani işte mezhepsel, ırksal, grupsal getirmiş, yerleştirmiş Müslüman alemine ve birine işte sen Şiisin diyor, birine sen Sünnisin diyor, birine sen Kürtsün diyor, birine sen Türksün diyor, birine Arapsın diyor. Ya biz işte 600 yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir milletiz yani. İşte Fatih Sultan Mehmetlerden tutun, işte Selahaddin Eyyubi'den tutun. Yani biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz bugün oradaki yani biz Gazze halkına sahip çıkamıyorsak biz kendimizi sorgulamak zorundayız ya. Atalarımız, dedelerimiz en ucra köşede Müslüman olmasaydı dahi eğer zulme uğramış olsaydı dedelerimiz oraya müdahale ediyordu. Ama bugün biz bir bardak su gönderemiyoruz yani. Ya biz de kendimize bir çeki düzen vermek zorundayız yani. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda işte malumunuz işte Selahaddin Eyyubi işte mezarı Şam'dadır. İngilizler orayı fethettiği zaman ilk gidip mezarını adam tekmeliyor. Kalk diyor biz geldik. Niye? Adam 10 tane Haçlı seferini denize döken adamdır. Komutandır yani. Ve Selahaddin Eyyubi döneminde Haçlı seferlerinin işte bugün hala onların arşivlerinde duruyor Batı'nın yani. Eğer bir vatandaş 100 lira eğer vergi ödüyordusa 100 lira da Selahaddin vergisiydi. Hala onların arşivinde duruyor. Adamlar düşmanını unutmamış, bizi unutmamış yani. Ve bugün bölgemizde işte böyle böl parçala yut. İşte bugün özellikle Orta Doğu'daki gelişen bu bütün olaylar hepsi lanetlik Siyonizmin plan ve projeleridir. İnşallah bizim halkımızı biz uyandıracağız. Halkımız bu Siyonist oyunlarına biz gelmeyeceğiz. Hüdapar olarak biz kendi halkımızı da bilinçlendireceğiz. Ve artı onların işte artık kutsal kitaplarında da yazıyor. Onlarınkinde yazıyor yani. Kuzey'in arslanları diyor. Kuzey'in arslanları bizim bu bölgedir. Tekrar diyor Kudüs'ü fethedecek. Ve bugün bizim bu bölgede Suriye'deki karışıklığın, Irak'taki karışıklığın, İran'daki karışıklığın, Türkiye'deki karışıklığın nedeni Siyonizm bu bölgedeki kahramanlar tekrar Kudüs'ü fethedecek. Yahudi bunu biliyor. Ama biz için farklı değiliz. Biz Müslümanlar biz kendimizi tanımıyoruz. Ama Yahudi bizi tanıyor. O yüzden bizim bu bölgede 40 yıldır herkesin malumu işte Suriye'deki işte problem, Türkiye'deki problem, Irak'taki problem, İran'daki problem hepsi bu. Ta ki Müslümanlar bir araya gelmesin, birliktelik oluşturmasın ve böyle İslam coğrafyasının kalbinde bir hançer olarak duruyor. Ve Amerika'nın işte hepimizin işte malumu yani şu an Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa işte küreselciler. İşte bugün hiçbir Müslüman ülkede hiçbir tane sesini çıkarmıyor. Evet. Aynen, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynen kurbanlı koyun gibi herkes sırasını bekliyor. Dün işte Filistinler, öbürsü gün işte Lübnan, yarın Suriye, yarın Irak, yarın Türkiye. Allah muhafaza. Yani biz o yüzden işte Sayın Cumhurbaşkanımız da değindiği gibi işte bizim savunma sanayinde çok çok güçlü olmamız gerektiğini gerçekten biz de halk olarak elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Çünkü bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu gemide hepimiz varız. Hem Türk'ü var, hem Kürt'ü var, hem Arap'ı var, hem şey var. Eğer biri batarsa, bu bölge batarsa biz de batarız. Ama biz bu bölgenin batmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da dediği gibi yarın sıra bize gelecek. Türkiye'deki bütün partiler öncelikle iç barışı, yeni bir anayasayla iç barışı sağlayacağız. Daha güçlü bir ülke olarak Siyonizmin veya küresel emperyalizmin karşısında ancak bu şekilde biz ayakta durabiliriz. Yoksa mümkün değil yani. Evet. Metin Bey, programımızın da sonuna geldik. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah Elazığ'a, Elazığ halkına, Elazığ'ımıza iyi hizmetler yapacağıma inanıyorum. Biz yine söylüyorum, yereldeki bütün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, kurum amirlerimizle, valimizle inşallah koordineli olarak çalışacağız. Halkımızın sorun ve sıkıntılarını
projeler halinde. Ama projeler halinde sadece biz siyasetçiler birbirimizin açığını yakalamak, birbirimizi işte engellemek, işte basın üzerinden birbirimizi kötülemek değil kardeşim. Eğer Hüdapar olarak bir eksiğimiz olursa o kardeşlerimiz bizim eksiğimizi gelip yüzümüze söylesinler. Ama biz de inşallah o kardeşlerimizin eksiği olduğu zaman biz o kardeşlerimizin eksiğini onları incitmeden, kırıcı bir dil kullanmadan biz o kardeşlerimize inşallah bu şekilde o kardeşlerimizi de uyaracağız. O kardeşlerimize hayırlı hizmetler yapmasına biz vesile olacağız yani. Ha o yapmış ha biz yapmışız. Yeter ki Elazığ'ımızın, Elazığ halkımızın, ilçelerimizin müreffeh bir hayat yaşamasıdır. Yani daha iyi bir hizmet sunmaktır yani. Ama Hüdapar yapmış, işte diğer partiler yapmış. Bizim açımızdan hiç fark etmiyor. Bütün partiler bizim kardeşlerimizdir. İnşallah biz o kardeşlerimizle birlikte ortak akıllı kullanarak, istişareyi geliştirerek biz bu şekilde Elazığ'a hizmet etmek için geldik. Dualarını bekliyoruz. Elazığ halkının da bize dua etmesini bekliyoruz. Biz onlara gideceğiz. İnşallah onların ayağına gideceğiz. Onlara kendimizi tanıtacağız. Hüdapar'ın misyonunu anlatacağız. İşte bu şekilde inşallah başarı elde edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ediyoruz. Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatı bize verdikleri için hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, Bir Görüş Alanı programının daha sonuna geldik. Programımızda Hür Dava Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Metin Suiçer'i konuk ettik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.